Betüş, ne olur bana sabah olmadığını söyle. Oh, hayatım bu ne sıcak. Of, ölüyorum vallahi ya. Bu sıcakta işe gidilir mi Allah aşkına? Günaydın tatlım. Ah. Sabah oldu. Hiç mızmızlanma, işe gidiyorsun. Hadi bakalım. Tabii. İnsanın kendi işi olunca konuşmak kolay. Bir de mesai altında çalış da göreyim seni. Öyle mi? Peki yerleri değiştirelim o zaman. Sen git bugün kafeyi aç bakalım, ne oluyor? Hayatım, şaka söyledim canım ya. Tamam, çok çalışıyorsun biliyorum. Yani ben diyorum ki sen yani kafede iyi kazanıyor. Yanına bir yardımcı alsan. Aa, Sadık. Ben de tam seninle bunu konuşacaktım zaten. Tabii. Yani gazeteye ilan ver. Yeni yardımcı gelene kadar Tarık sana yardımcı olur değil mi şeker? Sadık, sen ne dediğini duyuyor musun? Ne dedim ben? Ay, çok affedersin hayatım, ben geri aldım, özür dilerim. O Tarık dün yaptıklarından sonra oraya müşteri olarak dahi giremez. Yok canım, artık o kadarına da kıyamam. Ama şöyle güvenilir birini bulsak kafeye, yani ona emanet etsem orayı falan, hem çocuklarla daha çok ilgilenirim. Tabii tabii tabii. Aa bak, ben sağa sola haber salayım, tamam mı? Böylece çabuk birini bulabiliriz. Hadi. Gece rahat uyudun mu? Ah, çok sıcak. Birdenbire bu kadar tüyüm olunca piştim. Bugün Perihan teyze dönüyor. Seni bu durumdan kurtarır. İnşallah. Ömür boyu duacısı olurum. Merak etme Perihan teyze, Perihan en büyüdü. Seni bu durumdan kurtarabilir. Bu yüzden mi ona Perihan diyorlar? Evet, aslında biliyor musun, biz seni çok sevdik. Düzelip eve gideceksin diye çok üzülüyoruz. Ben de sizleri çok sevdim. Ama üzülme. Evim buraya çok yakın. Beni özlediğiniz zaman görmeye gelirsiniz. Artık bir anneanneniz de ben sayılırım. Sen de bize gelir misin? Çilek, sen kiminle konuşuyorsun? Safiş'e şey diyordum. Ailesini bulduğu zaman ona gidebilir miyim diyordum. Safiş hiçbir yere gitmeyecek. Burada bizimle kalacak. Değil mi Safiş? Günaydınlar. Sana da. Neyin var Firuze? Kardeşiniz iki saattir tuvalette gazete okuyor. Bana bunu daha önceden söylesenize ya. Durun ben çıkarayım onu. Onun için mi bu haldesin? Aa, dur ben bakayım. Hoş geldin Eda. Ne hoş bulduk Betüş. Girebilir miyim? Gir bakalım. Ama bir dakika. Firuze'cim, sen şu yumurtaları yüksek bir yere kaldır da Tarık'la Eda bu sefer de evde yumurta savaşı yapmasınlar ha? Aman Betüş, özür diledik ya işte. Uy, tamam tamam. Söyle bakayım, ne işin var sabahın bu saatinde evde? Konuşuruz sonra. Yürü, yürü. Şuna bak, iki saattir tuvalettesin ben. Gazete okuyorum abi. Allah Allah. Allah razı olsun Sadık Bey. Ya amanın Eda. Ne olur aşkım? Aa, iyiyim canım. Ne haberin işte? Ne bu sabah sabah böyle, hayırdır? Eda benimle bir şey konuşacakmış da onun için uğramış. Ha. Hadi siz kahvaltıya oturun, biz odada bir şey konuşup gelelim, oldu mu? Tamam. Aa, Eda teyzem gelmiş. Merhaba teyze. Ne haber çocuklar? Yes. Seni Safiş'le tanıştırayım. Bu Safiş. Bak, bu da teyzem Eda. Memnun oldum Safiş Hanım. Merhaba Eda, ben de memnun oldum. Aa, çocuklar hadi siz kahvaltıya gidin bakalım. Biz teyzenizle konuşup geliyoruz. Hadi. Ay, bu Safiş pek süslü bir şeymiş. Annemin onu neden kıskandığı belli. Kıskandığını itiraf etti mi? Yok, daha etmedi ama her halinden belli oluyor. Babamı bir görsen mest oldu, mest. Ben de zaten bununla ilgili konuşmaya geldim. Neyle? Bak şimdi, farkında değil misin Betüş'cüğüm? Annem ilk defa babamı birinden bu kadar çok kıskanıyor. Ben diyorum ki, hazır annemle Umur Bey ayrılmışlarken annemle babamı bir araya getirmek için el birliği yapalım. Nasıl? Şöyle ki, Safiş'i alıp bize götürürüz. Perihan teyze gelene kadar bizde kalır. Ay, olur mu öyle şey? Annem dünyada kabul etmez. Zaten dün sinir oldu kadına. Ne kadar kötü davrandı. Kadıncağız çok üzüldü. Orası mühim değil. Perihan siklopedisinin 4. maddesini hatırla. Bunu yapmak zorunda.
Zaten bizde birkaç saat kalacak. Akşam Perihan teyze geldiği zaman nasıl olsa onu düzeltecek. Bilmiyorum. Ya aslında Safiş'i buradan uzaklaştırmak çok iyi olur Eda. Çocuklar onda gittikçe çok bağlanıyorlar. Ayrılmaları çok zor olacak. Ama hani kadıncağızı böyle bir şeye bulaştırmak doğru olur mu? Durumu anlatırız. Annemle babamın arası böyle böyle deriz. Hem zaten siz babamla her şeyi anlatmışsınız. O da dememiş mi? İnşallah bir gün karınızla barışırsınız diye. Doğru dedi. Madem bu kadar iyi bir insan, o zaman annem babamı kıskandığını itiraf edene kadar bizimle bu masum oyunu oynar herhalde. Ay, yaşlı bir kadından böyle bir şey rica edilir mi? Sormakla hiçbir şey kaybetmeyiz. Acaba ne konuşuyorlar yukarıda gizli gizli? Niye bize söylemiyorlar anlamıyorum ki. Yahu bizi ilgilendiren bir konu olsaydı söylerlerdi. Demek ki bize söylenecek bir şey değil. Rahat bırak şunları, abla kardeş konuşsunlar canım. O zaman Safiş'i niye gelip yanlarına aldılar? Yoksa onunla ilgili bir şey mi? Yahu bizi ilgilendiren bir şey olsaydı söylerlerdi zaten. Bu kadar takmayın. Ne diyorsunuz Safiye Hanım? Ay bilmem ki. Yani biz sizden çok saçma sapan bir şey istediğimizi biliyoruz ama biz hani annemle babamın barışması için böyle bir fırsatı ilk defa yakalıyoruz. Onun için de size bir soralım dedik. Bunun farkındayım. Onların bir araya gelmesini ne kadar istediğinizi görüyorum. Yani? Yani kendim gibi görünseydim böyle bir şey kabul edemezdim ama madem şu anda bir köpeğim size yardım edebilirim. Safiye teyze. Ay, siz gerçekten çok iyi biriymişsiniz. Aa, yok canım o kadar da abartmayın. Sayenizde benim de hatırladığımda güleceğim komik bir anım olacak. Akşam Perihan Hanım beni eski halime çevirmeden bir köpek olarak dünyanın en güzel iyiliğini yapmış olacağım. İki inatçı aşığı barıştıracağım. Ay, inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ne oldu? Ay, biz şimdi Safiye teyzeyi şatoya götüreceğiz ama çocuklara ne diyeceğiz Eda? Onlar onu bir daha hiç göremeyecekler ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.